Arkadaşlar merhabalar bu videomda Metin Yayınları'nın hazırladığı TYT Geometri Soru Kitabı'nda çemberin analitiği konusundaki ikinci testin çözümünü yapacağız. Testimizi öğreniyorum testi çözümlere. Başlayalım. Merkezi 3'e 4 ve yarıçapı 5 birim olan çember x eksenini A ve B noktalarında kesmektedir. Hemen çember denklemini yazalım. x eksi 3'ün karesi artı y eksi 4'ün karesi eşittir 5'in karesi olacak. Yani 25 olacak. E burada x eksenini kestiği yer soruluyor. Y yerine 0 yazdığımız zaman o zaman x eksi 3'ün karesi artı eksi 4'ün karesi eşittir 25 olduğundan bu 16 yaptı. 25'ten 16 çıkınca x eksi 3'ün karesi kaça eşit oldu? 25'ten 16 çıkınca 9 yaptı. Yani buradan x eksi 3 3'e eşittir. Ya da x eksi 3 eksi 3'e eşittir. Çünkü eksi 3'ün karesi de 9. Buradan x'i 6 buluruz. Buradan da x'i 0 buluruz. x eksenini kestiği noktalar bak. Bir 0 bir de 6 değil mi şöyle? Evet 0 ve 6. Yani çemberimiz şöyle olacak ya. X eksenini kestiği noktalar arasındaki uzaklık soruluyor bize. 0 ile 6 arasındaki uzaklık nedir? 6 birimdir. Yani cevap böylelikle balık esir çıktı birinci soruda. Geldik ikinci soruya. Birim karelere bölünmüş bir kağıt üzerine dik koordinat düzlemi çizilmiştir. Evet dik koordinat düzleminde denklemi x eksi 6'nın karesi y eksi 5'in karesi eşittir 18. Bu ne demek? Merkezi şunların eksilisi olacak. 6'ya 5 olan 1, 2, 3, 4, 5, 6'ya 5 olan 1, 2, 3, 4, 5. Evet şurası. Ve yarı da kök 18 olan. Çünkü R kare 18'e eşit. o zaman R de buradan 3 kök G'ye eşit olacak. Evet kök 18 dediğimiz bir şey olacak. Çemberin içi ve dışı isteniyor bizden. Şimdi merkezimiz bu. Kök 18 nedir? 4'ün karesi 16, 5'in karesi 25. İşte R bizim R 4 ile kaç arasında olacak arkadaşlar? 5 arasında olacak. 4 ile 5 arasında hatta 4'e daha yakın olacak. Burası 4.2 gibi bir şey olacak arkadaşım. Çünkü 16'ya daha yakın 18. E o zaman 4 yarıçaplı şen bir çizelim. 1 2 4 yarıçaplı değil de 1 2 3 4'ten biraz daha büyük. Yani şu yarıçapı şu olan. Sonra 1 2 3 4 şu. Sonra 1 2 3 4 şu. Bir de şurada 1 bir dakika. Şu 1, 2, 3, 4. Tamam. Şu 1, 2, 3, 4 nokta 2. Şurası. Bir de 1, 2, 3, 4 nokta 2. Şurası. Çemberimiz şöyle mi olacak arkadaşlar? Evet. Şimdi C noktasının içinde geçiyor bu geçmiyor mu onu bilmiyoruz. D noktası çemberin dışındadır. Valla çemberin dışında olduğunu anlamak için ne yaparız arkadaşlar? Şu iki nokta arasındaki uzaklığa bakarız. Yarı küçükse olay bitti. Şuradaki nokta neydi? 6'ya 5. Sen 6'ya 5 ile 2'ye 2 nokta arasındaki uzaklığa bak. Şimdi şuraya O diyeyim ben. O diye uzunluğuna bakalım. Kare içinde. 4'ün karesi artı 3'ün karesi. 4'ün karesi artı 3'ün karesi. Yani 5 yaptı. 5'ten küçük olması lazım. O yüzden bu 5 olduğu için bu da yarı çapta 4.2 olduğu için burası da 5 olduğu için D dışında mı oldu? Aynen öyle. C noktası çemberin üzerindedir. C noktası çemberin üzerindedir. Bakalım. Şu uzunluğa bakalım. Bu 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3, 3, 3, 3 kök yapıyor. Evet buradaki uzunluk 3 kök ki bizim yarı çapımızda 3 kök ki çemberin üzerinden mi geçiyor tam? Doğru. Çemberin üzerinden geçmek zorunda. Bu da doğru. Çünkü yarı çap uzunluğuyla iki nokta arasındaki uzaklık birbirine eşit oldu. A ve B noktaları çemberin içindedir. A kesinlikle yok. Yani şuraya bakacak olursan O A uzunluğuna bak. O A uzunluğu nedir arkadaşım? 2. O B uzunluğuna bak. O B uzunluğu da nedir? 1. E, 1 ile 2 zaten 4.2'den küçük oluyor. Çemberin içindedir. Bu da doğru. O zaman ikinci soru ne yaptı? 3'ü birden doğru oldu. Yani ikinci sorunun doğru cevabı E seçeneği oldu. Geldik 3'e. Dik koordinat düzleminde merkezi eksi 2'ye 1 olan çember denkleme denklemi denklemi bu olan doğruya T etmiş. Hadi bakalım. Çaskele şekli çizelim. Merkezi eksi 2'ye 1 olan şöyle bir çember var ve bir tane doğru var. Doğrumuz da 3x eksi 4y eksi 5 eşit 0 doğrusu. Buna teğetmiş çemberle bu doğru teğetmiş. Arkadaşlar merkez varsa teğet varsa çek, dik yapsak. Bu yarıçap uzunluğuna eşit değil mi? Evet. E sen buradan bu denklemi bu çemberin denklemini bulmak için yarı çap bulmak zorundasın. Yarı çapta noktanın doğru yalan uzaklığı olmadı mı? Oldu. Noktanın doğru yalan uzaklığı neydi? Noktayı da orada yerine yaz. Yani R burada 3 çarpı eksi 2 eksi 4 çarpı 1 eksi 5 mutlak değerce bölü kare küçüğünde akar artı b kare ya da 3 4 ise direkt 5'tir. Eksi 6 eksi 4 daha eksi 10. Eksi 15 15 diye çıktı mutlak değer dışına 15 beş bölü 5'ten de 3 çıktı. Yani yarı çapı 3 bulduk. O zaman merkezi kaça kaç? Eksi 2'ye 1 olan ve yarı çapı da kaç olan arkadaşlarım Yarı çapı da 3 olan çember denklemi X eksi eksi 2'nin karesi yani x artı 2'nin karesi artı y eksi 1'in karesi eşittir. 3'ün karesi olacaktır. O da hangi şıkta var? x artı 2 y eksi 1 eşittir 9 a şıkkında var. Üçüncü soru akçay oldu. Geldik 4'e. Merkezi x ekseni üzerinde bulunan y ekseni ne teğet ve 4'e 2 noktasından geçen çemberden bahsediyor. Hemen soruyu anlayabilmek için basit bir şekilde şekli çizelim. Merkezi x ekseninde olacak. E, y ekseninde teğet olacak. Merkez şuralarda bir yerlerde. Y eksenine teğet olacak. Merkezi x eksenine x ekseninde ise y ekseninde de teğet olacaksa e, tam 90 olduğu yerde teğet olmak zorunda ya. işte bizim çemberimiz bu şekilde olmak zorunda değil mi? Çünkü merkez teğet çektik sağlanmalı. E, bu çember bir de nereden geçiyormuş? 4'e 2 noktasından geçiyormuş. Bu çemberin yarıçapı nedir diye soruluyor. e Merkezi x80'in üzerindeyse burası x'i 0 mıdır? Evet. Şimdi şuraya bakacak olursan. Şu yarıçap uzunluğu x değil midir? Merkezi x'e 0'sa. E, burada 2 nokta arasındaki uzaklık da x değil midir? Aynen öyle. E, o zaman... Pisagor bağıntısı ya, ya da iki nokta arasındaki uzaklık Niye eşit? X'e eşit diyeceğiz. Yani x eksi 4'ün karesi artı 0 eksi 2'nin karesi kare içinde bu niye eşittir? X'e eşittir. Çünkü yarı çap uzunluğunu da x olarak bulduk. E o zaman çemberin yarı çapı isteniyor zaten bizden. Açalım şunu. Ha, her iki karesini alalım. Ve şunu da karesini alacağız. X kare eksi 8x artı 16 artı 4. E, kare küçüğündeydi. Karesini alınca öbür tarafında karesini aldık. X kare oldu. Buradan 8x Burada eksi 8 x'i öbür tarafa atalım. 20 eşittir. 8 x oldu. X de buradan 20 bölü 8'e eşit oldu. 4'e bölsen 5, 4'e bölsen 2. Cevap böylelikle 5 bölü 2 çıkar. Yani dördüncü soru balı kesir oldu. Geldik 5'e. Evet şöyle bir denklem verilmiş bize. Bu çemberin denklemi nedir diye soruluyor. Arkadaşlar öncelikle şu merkez varsa teğet varsa çektik. Merkez varsa teğet varsa çektik. Burası da R, burası da R değil mi? Evet. E ben R'yi bulursam olay bitti. Bak merkezi R'ye R, ye, R ye oldu. Yarı çapı da R. A bu doğrunun bu doğrunun üstünde değil mi arkadaşlar? R virgül R noktası. Evet. Gel burada yerine yaz. 3R artı X yerine R ye yerine de R ye yaz. 2R eksi 15 eşittir 0 olduğundan 5R eşittir 15 olacağından R'yi 3 buluruz. R3 ise merkezimiz 3'e 3 yarı çapı da 3 olan çember denklemi. X eksi 3'ün karesi artı Y eksi 3'ün karesi eşittir. 3'ün karesi olacağından cevap böylelikle Ceyhan çıktı 5. soruda. Geldik 6'ya. m ve n pozitif gerçel sayı olmak üzere şöyle bir çemberler verilmiş. Çemberlerin merkezler arasındaki uzaklık soruluyor bize. Arkadaşlar bunun merkezi nedir? x. Bunun eksilisi alacaksın. Bu da y 0 değil midir? y 0'ın karesi değil midir arkadaşım? Evet. Merkezi -4'e. Bakın merkezi bir tanesinin merkezini yaptı -4'e, 0 yaptı. Diğerinin merkezini ne yaptı? Bu da x eksi 0'ın karesi olduğundan 0'a bunun eksilisi 3. 0'a 3 yaptı. Bu iki nokta arasındaki uzaklık isteniyor. x'ler farkının karesi. 4 eksi 0'ın karesi artı y'ler farkı 0 eksi 3'ün karesi olacaktır. Ya da 3 4 5 de diyebilirsiniz direkt. 16 artı 9'dan 25 çıktı. Kök dışına da 5 diye çıkar. Yani 6. soru böylelikle cehal oldu. Geldik 7. soruya. Evet A noktasını 8 vermiş. B noktasını eksi 6 vermiş. Yani şuradaki uzunluk kaç birim? 6 birim olduğunu biliyoruz. E 6, 8, 10 üçgeninden burayı da kaç şey yazabiliriz? Direkt 10 yazabiliriz 90 derece. Şimdi çembersel özellikleri yapacağız arkadaşlar. Bak bu çemberin yarı çapı R. Merkezi varsa teğet varsa çeyrek dik. Burası da R değil mi? Evet. A hocam teğet teğet birbirine eşit. E burası da 8. E tamamı 10'du. Buraya 2 kaldı. E tamamı 6'ydı. Buraya da 6 eksi R kaldı. E Burada bir Pisagor bağıntısı çıktı mı? Çıktı. Yani 6 eksi R'nin karesi eşittir. R'nin karesi artı 2'nin karesine eşit olacaktır. Buradan 36 eksi 12 R artı R kare eşittir. R kare artı 4 yapacaktır. E buradan R kareler gitti. Şunu şuraya attık. 32 eşittir 12 R'ye olduğundan R'yi de 32 bölü 12 olarak bulduk. 4'e bölsen 8, 4'e bölsen 3. R 8 bölü 3 çıktı. O zaman bu çemberin denklemi isteniyor. Bak merkezi ne oldu? R 8 bölü 3 ise Merkezimiz e, 8 bölü 3 birim solda. 8 bölü 3 yani eksi 8 bölü 3'e 0. Yarı çapımızda kaç olacak? 8 bölü 3. Yani x eksi çemberin denklemi x eksi eksi 8 bölü 3 yani x artı 8 bölü 3'ün karesi artı y eksi 0'ın karesi y eksi 0'ın karesi eşittir. 8 bölü 3'ün karesi mi olacaktır? Evet. Böylelikle cevap x artı 8 bölü 3'ün karesi artı y kare eşittir. 64 bölü 9 yapar. 7. soru denizli oldu. Geldik 8'e. Dik koordinat düzlemin 3. bölgesinde her iki eksene teğet olan ve yarı çapı 3 birim olan çemberin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? Hemen analitik düzlemi çizebilirim. Şöyle 3. bölgesinde eksenlere teğet olacak ve yarı çapı da 3 birim olacak. E burada merkez diye çektik. Merkez diye çektik yapınca şurası 3 birim burası da 3 birim. Buradaki nokta şurası da 3 birim olduğundan eksi 3 yaptı. Burası da ne oldu? E, 3 birim Şurası da 3 birim olduğu için sol tarafta 3 birim. Eksi 3 noktası oldu. Yani merkezi eksi 3'e eksi 3 olan yarıçapı da 3 olan çember denklemi. X eksi eksi 3'ün karesi. Yani x artı 3'ün karesi artı y eksi eksi 3'ün karesi. Y artı 3'ün karesi eşittir. R kare olacak. Yani 3'ün karesi olacak. O zaman cevap ne çıktı arkadaşlar? 8. soruda x artı 3, y artı 3 eşittir. 9 şeklinde olacak. 8. soru edremi çıkkı oldu. Geldik 9. soruya. Merkezi bu doğru üzerinde bulunan ver her iki, her iki eksene de ikinci bölgede teğet olan. Hemen analitik düzlemi çiziyoruz. Her iki eksene de teğet olan. Hop şöyle bir çemberi çizdik. Merkez teğet çektik. Merkez teğet çektik. Bu da R bu da R. R birim solda. Eksi R'ye R birim yukarıda. R oldu. Evet çemberin merkezi bu. Merkezi de bunun üstündeymiş. O zaman X yerine eksi R. Y yerine de R yazacağım. Y yerine R. X yerine de eksi R yazınca. Bu çemberi e, çünkü merkez bu doğrunun üstündeymiş ya. Yerine yazdık. X yerine eksi R yerine R yazdık. O zaman denklemimiz ne yaptı arkadaşım? 2R eksi 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 R artı R eksi 12 eşit 0 oldu ondan dolayı. Buradan 3R eşittir 12 oldu. R'yi de böylelikle kaç bulduk? 4 bulduk. Evet R 4 oldu. O zaman çemberin merkezi ne oldu? Eksi 4'e 4. E 4. yarıçapı da 4. O zaman x eksi eksi 4. Yani x artı 4'ün karesi artı y eksi 4'ün karesi eşittir 4'ün karesi çemberin denklemidir. x artı 4 y eksi 4 eşittir 16. Yani 9 soru balıkesir oldu. Geldik 10. soruya bu çemberler arasındaki e, çemberler arasındaki en kısa uzaklık soruluyor. Merkezi kaça kaç? Bunların eksilisi olacaktı 1'e 2. Yarıçapı kaç? 2? Bunun merkezi kaça kaç? eksilisi olacaktı. Merkezimiz 4'e eksi 2. Yarı çapta bunun karekkü 1 olacak. Çemberler arasındaki en kısa mesafe soruluyor. Böyle şekli çiz. Basit bir şekilde şekli çiz. Merkezi 1'e 2. Öbürünün merkezi 4'e eksi 2. Birinin yarı çapı kaç? Birinin yarı çapı 2. Diğerinin yarı çapı 1. Arkadaşlar çemberler arasındaki en kısa mesafe sorulursa merkezleri birleştirin. İşte tam şu aradaki mesafedir. E ben şu iki nokta arasındaki uzaklığı bulabilirim. X'ler farkı 3. Y'ler farkı 4. 3, 4, 5 üçgenden 5 çıkar. Ya da şu iki nokta arasındaki uzaklık. Şu M1 M2 diye M1 M2 arasındaki uzaklık. Uzun yollar söyleyeyim. X'ler farkı 4 eksi 1'in karesi artı Y'ler farkı eksi 2 eksi 2'nin karesi oldu arkadaşlar. Bu da 5'e eşit oldu. E bunun tamamı 5 ise o zaman buradaki 2 1 daha 3 buraya kaç kaldı? 2 kaldı. Yani cevabımız da böylelikle 2 çıktı. Yani en kısa çemberler arasındaki en kısa mesafe şurası olduğundan dolayı cevap Denizli oldu. Ve geldik bu testin son sorusuna. Evet Dik koordinat düzleminde merkezi eksi 2'ye 1 ve y eksenine teğet olan çemberin delikle başladıklarından hangisidir? Analitik düzlemi çiziyoruz. Merkezi eksi 2'ye 1 olan, eksi 2'ye 1 olan, şöyle eksi 2 ve 1'i göstereyim. Ve y eksenine teğet olan çember. Hop şöyle bir çember. Arkadaşım merkez teğet çektik zaten sağlandı. Şuradaki uzunluk kaç birim? 2. E burası da 2. Merkezi eksi 2'ye 1 oranın yarı kaç yaptı? 2 yaptı. Yani x eksi eksi 2'nin karesi. x artı 2'nin karesi. Artı y eksi y eksi 1'in karesi eşittir ne yapmalı? 2'nin karesi yapmalı. Böylelikle x artı 2 y eksi 1 eşittir 4 yani cevap c anı oldu. 11. soruda. Böylelikle arkadaşlar ikinci testi bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda 3. testin çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.